29 Ekim'de iki tane bayram yaşadık. Cumhuriyet bayramımız. Evet, evet. Cumhuriyet bayramımız ve gerçekten 100 yıllarımızın özlemini duyduğumuz arabamız yoktu. Bunu da sağ olsun Cumhurbaşkanımızın sayesinde bunu da yapmış olduk. Bununla ilgili görüşlerinizi almak istiyoruz. Evet, Sayın Başkanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi Cumhuriyet Bayramı'nda biz böyle laf kalabalığı yapıp sürekli Cumhuriyet'le ilgili işte efendim şöyleydi böyleydi diye duygularını paylaşanlar yerine biz aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye Cumhuriyet'i taşlandırmak nasıl olurmuş bütün milletimize ve bütün dünyaya gösterdik eserlerle. Devler gibi eserler bırakmak için diyor Üstad Necip Fazıl, karıncalar gibi çalışmak lazım diyor. Karıncalar gibi çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, önderliğinde, liderliğinde bu ülkeye her gün yeni eserler bırakıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünde de bu ülke 60 yıl sonra kendi markasıyla, Türkiye'nin markasıyla bir otomobilli milletimize ve bütün dünyaya tanıttı, görücüye çıkarttı. Banttan ilkini indirdi. Çok da güzel modelleri, renkleri, her şeyiyle, tasarımıyla, sadece bir otomobil değil, otomobilden ötesi sloganıyla çıktı. Ötesinden kasıt otomobil değil, akıllı araç. Yani her türlü yazılımıyla, bilgisayar donatımıyla, yani bugünkü dünya standartlarındaki araçlarla yarışabilecek düzeyde. Aynı zamanda elektrikli, yani akaryakıt derdimiz olmayacak inşallah. Çevreye de duyarlı, tertemiz bir çevre. Asla da etrafı kirletmeyecek. Sesi bile de yok, konforlu. Her şeyiyle mükemmel. Kim yaptı bunu? Türkiye yaptı. Biz biraz önce kürsüde de söyledik. Hani Gezi'de meselenin sadece oradaki park, bahçe, ağaç sökülmesi falan olmadığını anlatmak için İstanbul'u birbirine katan, her tarafı talan eden, yakan, yıkanlar demişlerdi ya, siz meselenin hala ağaç olmadığını anlamadınız mı? Yani biz ağaç için değil, ağacı bahane ederek İstanbul'u bu kadar ayağa kaldırıp yakıp yıkmamızın sebebi iktidarı düşürme çabası demişti. Ama aziz milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde buna geçit vermedi. Hepsini berhava etti. Eyvallah. Seçimlerde de her seferinde tek başına, iş başına getirdi. Yine o planların hepsini ters yüz etti, alt etti. Biz de şimdi bu otomobili tanıtım toplantısını, lansman toplantısını yapıp bütün dünyaya, görücüye çıkartırken meselenin sadece otomobil olmadığını anlatmak için bu acizane kardeşiniz şöyle bir slogan üretti, biraz da göndermede bulunarak. Meselenin otomobil olmadığını sen hala anlayamadın mı diyoruz anlamak istemeyenlere. Diyoruz ki bu Türk sanayisinin geldiği yeri, dünya ile artık yarış edebilecek kabiliyette olduğunu, milli sanayimizin ve milli teknolojimizin nasıl geliştiğini gösterdiğimiz bir gündü. 1 milyon 200 bin metrekare kapalı alan içerisinde tamamen ileri teknolojiyle, robotik sistemle kurulmuş bir fabrikayı 2 yılda yaparak kendi aracını üreten bir Türkiye'ye geldik. Sen hala bunu anlayamadın mı diyoruz. Anla kardeşim. İşte bu Türkiye'nin 100 yılın Türkiye'si olacağını, bu 100 yılın bütün dünyaya ilan ettiğimiz bir gün önce, bir gün sonra da bunu nasıl gerçekleştireceğimizin gösterisidir. Dolayısıyla o gün hep beraber sevindik. Vatanını, milletini sevenler, bu ülkede taşın taş üstüne konulmasından onur duyanlar, gurur duyanlar bayram etti. İki bayram birden etti. Gururlandı, onurlandı. Ama kıskançlıktan, hasetinden ölenler, kaşım var, gözüm var, dişim var, kulağım var falan filan diyerek işi bulandırmaya çalıştı. Yok parçası nereden geliyor, yok bilmem neyi falan filan diyerek işi şey yapmaya çalıştı. Efendim TOK, Türkiye'nin otomobili girişim grubu tarafından yapılan, patentleri, her türlü lisansları bize ait olan, bizim markamızla dünya yollarına çıkacak olan bir otomobildir. Bundan sonra aynı bugüne kadar olduğu gibi insansız hava araçlarını, tanklarını, toplarını, füzelerini, gemilerini, ondan sonra gemilerini, uçak denemelerini, her şeyini yapan bu ülke şimdi otomobilini de yapıyor. İşte bu Türkiye'nin yürüyüşüdür. O yollara çıkmasıdır. Dünyada rakipleriyle rekabet etmesidir. Allah Türkiye'nin ayağına taş değdirmesin. Bizi de, ülkemizi de, milletimizi de, vatanımızı da hem dışarıdaki emperyalist düşmandan hem de içimizdeki işbirlikçilerinden korusun. Eyvallah Sayın Vekilim. Şunu diyebilir miyiz? Onlar yakar, biz de yaparız. Aynen öyle. Onlar yakar, biz yaparız. Onlar konuşur,
Biz icraat ortaya koyuyoruz. Eyvallah. Aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz. Eyvallah. Vekilim çok sağ ol. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere.